Yeter ki Yeter. müzik olsun. Zeynep merhaba, Zeynep Talu. Merhaba Hakan'cığım, selamlar. Nasılsın? Çok teşekkür ederim, sen nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Ya şu meseleye bir açıklık getirelim mi? Talu mu, Talu mu? Talu, bizimki Talu. <laughs> evet, İnceltilmiş, inceltme işareti olmayan. Bir Ama şekilde. işte dilimize <laughs> öyle e, nedense onu inceltme ihtiyacı evet, hissetmişiz evet, hep evet, öyle gelmiş. Birçok insan öyle kullanıyor sorun yok ne olacak talu da olur talu da olur. <laughs> tamam talu deyip geçmemek lazım aslında çünkü çok önemli bir soyadı bu önemli bir miras. Bilmeyenler için, ederim. Bilmeyenler için bir hatırlatayım Recaizade Mahmut Ekrem yazar. Onun evet. oğlu Ercüment Ekrem Talu, gazeteci, siyasetçi, yazar. Onun oğlu Muvakkar Ekrem Talu gazeteci, onun kızı Çiğdem Talu şarkı sözü yazarı, onun kızı Zeynep Talu. Ve üstelik Zeynep Talu'nun babası da yazar, çevirmen ve eleştirmen Selahattin Hilal. E Zeynep evet, Talu evet. eline kalem almasında ne yapsın? Yazmayayım da ne yapayım yani? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle yani evet öyle aileden bir genetik alışkanlık öyle bir e, ekol hakikaten var tabii ki ailede. Değil mi? Zeynep Türkiye'de çok kıymetli söz yazarları yetişti. Ee, i̇şte geçenlerde hatta onunla ilgili bir program da yaptım. Fikret evet, Şeneş, evet. Ülke Aker, Aysel Gürel, Çiğdem Talu ve bence o ekolün en genç ve belki de en son temsilcisi de sen oldun. Galiba bundan sonra da bu kalibrede ve üretkenlikte bir başka söz yazarımız daha olmayacak diye düşünüyorum. Sen ne dersin? tabii biz 90'larda yani ben de o yıllarda başladığım için yazmaya 80'lerin sonu 90'lar. E, o dönemde kendi şarkılarını üreten şarkıcı daha azdı. Hı hı. Dolayısıyla biz besteciler söz yazarları yani o dönemde ve öncesinde de tabii ki e, besteciler ve söz yazarlarına daha çok iş düşüyordu. Ama son yıllarda yani son özellikle bir 8-10 senedir genç gruplar, genç şarkıcılar, kendi şarkıları da ürettikleri için ki ben bunu çok takdir ediyorum çok başarılı bir şey bu bence. Hı hı. E, dolayısıyla tabii ki hani bir şarkı sözü yazardın çalışma yoğunluğu da azaldı çok normal olarak. Çünkü insanlar artık kendi söyledikleri şarkıları kendileri üretmeye başladılar. O yüzden dediğin gibi aslında yani biz 90'larda Yazan, besteleyen ekip olarak son, o çok üretken son ekibiz. Çok haklısın. Ama bir yerde sen e, o bahsettiğimiz ekolden farklı bir yere gittin ve şarkı da söylemeye başladın. <laughs> evet, evet. Nasıl karar verdin şarkı söylemeye? Ya ben aslında şarkı söylemeyi çok seviyorum. Yani şarkı söylemek bana iyi geliyor. Aslında herkese iyi gelir. Hep onu söylüyorum. Ben hiçbir şey yapamıyorsanız evde bağıra çağıra şarkı söyleyin. Kesinlikle insana iyi gelen bir şey. Sonra Hı -hı. dedim ki yani bana bu kadar iyi gelen bir şeyi e ben neden hani insanlarla da paylaşmayayım yani aslında onu benim çok mükemmel bir sesim olduğu için falan değil ben de herkes gibi kendime göre yorumluyorum Hı -hı. İster kendi şarkım olsun ister başkasının şarkısı olsun yani tabii ki ben de hani bir söz yazarı olarak farklı duyuyorum farklı yorumluyorum o da insanların baktım ki hoşuna gidiyor böyle sakin şarkı söylemeyi seviyorum öyle Hani bağırıp çağırmıyorum falan. Öyle böyle bir iki deneme, sevdik sevdalandık. İşte İlhan Şeşe'nin albümünde İlhan abi dedi ki Hadi sen de bir şarkı söyle. Orada Rüzgarı söyledim falan derken böyle böyle bir yola çıktım. Sahne konserler yaptım. Hı hı. E, orada da çok herkes çok sevdi. Benim de çok hoşuma gitti. Çok mutlu oldum. O yüzden böyle hani biraz da keyif gibi e, devam ediyorum söylemeye. Evet sen de özetledin benim de bildiğim kadarıyla ilk duyduğumuz senin sesini ilk duyduğumuz şarkı 2012 yılında Erol Evgin'le birlikte seslendirdiğin Hep Böyle Kal. Evet. Ee, evet. Köşat Başar'ın albümünde yayınlanmıştı sonra evet. yine sözlerini e, annenin yazdığı bir şarkıydı o. Sonra 2016'da yine Kürşat Başar albümünde sözlerini senin yazdığın Çocuk gibi adlı bir şarkı evet. var ve az önce senin de bahsettiğin İlhan Şeşen'e saygı albümünde 2018'de Rüzgar. Şimdi hı hı. rüzgarı dinleyelim. Ondan sonra sohbete devam edelim istiyorum. Tabii ki memnuniyetle. Yeter ki Yeter. müzik olsun. Zeynep sen 1985'ten bugüne şarkı sözü yazmayı devam ediyorsun ama az önce de konuştuk artık müziğin dinamikleri çok değişti. İşte şarkılar, şarkı Hı -hı. sözleri de çok değişti. Hadi biraz dedikodu yapalım. Nasıl buluyorsun? <laughs> Nasıl buluyorsun yeni nesil şarkı sözlerini? Valla yeni nesil şarkı sözlerini şöyle tabii ki ben beğenmek zorunda değilim. Ha içinde çok beğendiklerim var. Yani mesela Instagram'da da o kadar çok yerde paylaştım ki artık herkes biliyor. Mesela Pinhani'nin Bilir o beni şarkısı hı hı. benim için son yıllarda yazılmış en 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 başarılı şarkılardan biri. E, evet. Yani gerçekten çok beğendiklerim var. Çok güldüklerim var. Bu ne saçma sapan şey diye. Ama sonuçta önemli olan şu. E, onlar gençler ve gençlere söylüyorlar şarkılarını ve gençlerin farklı bir sokak dili var. Tabii. Yani bunu biz anlamak ya da biz beğenmek durumunda değiliz çünkü onlar o şarkıları zaten bana benim yaş grubuma benim jenerasyonuma yapmıyorlar. O yüzden ben çok takdir ediyorum yani o günlük dili yakalayabiliyorlarsa kendi kitlelerine kendi yaş gruplarına hitap edebiliyorlarsa bence çok başarılılar. O işte bahsettiğimiz 60'lar, 70'ler, 80'ler ve senin de dahil olduğun 90'lar ama bir klasik olarak hafızalarda kalmaya devam edecek ve her zaman dinlenecek. Ya, evet, evet, evet yani o gün yapılan işler tabii daha genele hitap eden işlerdi. Çünkü biliyorsun senden hani bir şarkı tuttuğu zaman o zaman hani işte yılın şarkısı, bu yazın şarkısı hani böyle bir şey vardı ve 7'den 70'e bunu herkes her yaş grubu dinlerdi. Şimdi dinleyici kitlesi de artık daha seçici, daha kendi tarzına uyan şeyleri dinliyor. Dolayısıyla hani 90'larda tabii ki o genel bütün kitleye hitap edilen şarkılar bugün hala işte bakıyorum hani gençler de böyle 16-17 yaşta dinliyor. İşte 20 küsurda dinliyor, 50 küsurda dinliyor. Daha geniş bir elfazesi var o şarkıların tabii ki. O yüzden böyle bir 90'lar efsanesi. Ee, devam ediyor ne <laughs> mutlu bize. <laughs> evet. ee, peki şöyle bir challenge verirse sana. Desek ki şimdi e, sen gerçi Talu Şarkıları projesi yaptın sahnede. Ama evet. en sevdiğin şarkı sözünü söyleyeceksin e, ve onu kaydedeceksin. E, yazdığın, senin yazdığın şarkı sözlerinden o hangisi olurdu? Yani vallahi çok var da. Şöyle mesela ilk aklıma gelen Hey Yılları yapmak istiyorum ki yapacağım mutlaka. Lemans'a Sam'a yazdığım Hey ya Yılları o çok özel güzel, bir şarkı. Ne bir güzel şarkıdır, bir şey. şarkıdır değil mi? Doğru. Evet 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 yerine sevemem ve mesela bu pandemi girmeseydi araya aslında Gökhan'la o şarkıyı da bir yerineme projemiz vardı birlikte düet yapacaktık. E, yolcuyu yapmak istiyorum Ali Güven'e yazdığım. Bunlar böyle hani benim de söylemekten çok e, hı hı. keyif aldığım kendi şarkılarım. Peki şimdi de yeni şarkını dinleyeceğiz beraber ama sen yine bir ters köşe yaptın ve kendi yazdığın ya da annenin <laughs> yazdığı bir şarkı sözünü değil bu defa Fikret çeneşin yazdığı bir şarkı sözünü evet. bir şarkıyı seslendirdin. Bu şarkıyı seçmenin özel bir sebebi var mıydı? Yani Fikret Hanım tabii benim bir kere bir kadın olarak bir şarkı sözü yazarı olarak çok hayran olduğum bir insandı. O tabii çok önemli bir faktör ama onun da dışında Burak Erkul e ...böyle biz hani piyanonun başına geçip... ...birlikte çalıp söylemeyi çok severiz... ...şimdi Burak dedi ki bir gün ya bu şarkı çok... ...hadi efsane bir şarkı... ...gel buna böyle bir akustik versiyon yapalım... ...ben çalayım sen söyle böyle sakin... ...duygusal... Bu şarkıya gel böyle bir şey yapalım dedi. Ay yapalım dedim o kadar sevdiğim bir şarkıdır. Öyle biz kendimizi stüdyoda bulduk. Sonra işte bunu hani YouTube'a mı koysak böyle kendi çapımızda yayınlasak mı derken Hakan Eren'i aradık tabii ki Fikret Hanım'la ilgili izin almak için. Ee, hı hı. Hakan dedi ki ya çok güzel olmuş gel bunu Osti'den yayınlayalım bir de güzel klip çekelim dedi. Böylece işte bir ortaya bir sensiz yıllar da çıktı klibiyle birlikte o sim müzikte. Çok da iyi olmuş. Şimdi o şarkıyla sana veda edeceğiz ve çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığın için. Ben çok teşekkür ediyorum Hakancığım. Herkese sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Keyifli günler diliyorum. Yeter ki Yeter. müzik olsun.